Salam izleyiciler. Dignica 1-2018 devam ediyor. En azından 10 denen seviye göstermişti. 11. sualdayız. 11. suala tehlikeler sistemi düşüyor. Aslında ben sehv eylemişim. Gereği ben bunu 1. numarada göstereydim. Seviye bakımından. Çünkü çok asandı. Model x minus y minus 2 beraber de 0 x 0 y hasili talep olunur. Bilmiyorum, belki ikilerin sol tarafta kalması biraz heyecan katır ya model biraz heyecan katır ama yok. Diğer tarafı topluyorum önce. X üste gel model x. Menfi 2 ise menfi 2 menfi 4 dedir. Onu da sağa atıram. Müsbet 4. Ve ben burada dayandırırım riyazi yazımı ve x'in 2 olduğuna karar veririm. Yani her dem bunu da etmek lazımdır. Biraz reziyat, biraz mantık. Burada x 2'dir, dakik görsenir. Uçu kaldı y'a, y 0'da. Çünkü x'e 2 koyan da y 0'dır ve sualımızın hali 2 var 0, 0. 12. sual ben diğerdim. Orada integral. İntegral bildiğimiz gibi çok meraklı bir bölmedir benim. Cebirde en sevdiğim bölmedir ve integral 2'den 5 fx dx beraber de 10 olarsa talep olunurdu. 2'den 5'e fx üste gel 1 dx. Bu sol eniyle topluydu. Eniyle. Yani umumiyetle tek numarada bu topluda. Burada ben böyle bir şey ederim. Birinci suala koy. Tekrar yazın. Fx üste gel 1. Niye de ben burada beraber de integralı paylayıram ben burada. Yani olarak paylamak. Yani integral 2'den 5'e fx üste gel. İntegral 2'den 5'e 1. Dx'i yazmayı sevmiyorum ben. Dx'i yazmadım. Demeli olur integralı toplananlara paylamak. Ve beraber. Bu önceden verilmişti 10. Olur, 10 üste gel. Burası ise bize düşür hesaplamak. Birin integralı bildiğimiz gibi x'tı. Yani ibtidai funksiyası. Hattımızı çekti. Serhatlar 2'den 5'e. Ve onun cevabı ise Newton-Leibniz desturuna göre 5 koyuru x'in yerine 2 koyuru sonra çıkarı. Herhalde siz bu hırdalıkları bilirsiniz. Ve 3'edir. 10 üstte 3. Cevabı 13'tü orada. 13. sual. Ben diğerdim. Vektora. Vektor da yani bildiğimiz gibi çok büyük bir bölmedi ama asan salmıştılar. Yani bilirsiniz bunu yani ne kadar az bilsen de hani de seni ama bu sual yazmayı olardı. Çünkü bu bir emelliydi. Dolaşık değildi. İki emelli değildi. Bir başka sual verilmişti burada. Yani çok güzel salınmıştı vektör bölmesi. Bıçağın izahı benim YouTube'da izahlarımda da vardır. Ve kaydını yazarım. Hatırladım size. Yukarıda skaler hasil, aşağıda ise modul A var, modul B. Hatırlıyorsunuzsa skaler hasil uygun koordinatların hasilleri cemde değilmişti. Yani 2 vur 2'de 1, 1'edir. Üste gel. 0 vur, menfi kökte 3 bölü 2, 0'edir. 0 vur, 0, 0'edir. Yani makrazda ise A vektörünün mütlak kıymeti, eğer yadınızdadırsa, A vektörünün mütlak kıymeti onun kvadratları cemiydi kök hatta. Yani koordinatlarının kvadratları cemi kök hatta. Ve 2'nin kvadratı üstü 0'ın kvadratı üstü 0'ın kvadratı 4'edir. Forma B vektörünün mütlak kıymeti. B vektörünün koordinatlarının kvadratları cemi 1'edir. 4'te 1 üstte 4'te 3 üstte 0. Ve böylece 2'de 1 alınır. Görün ne az yazdık. Yani çok asan, çok asan. Kosinüs alfa 2'de 1 ise demeli alfa 60 derecede. Bu cevaptır. Şimdi 14. sualı göstererek. 14. sual ben diğerdim trapezya. Trapezya figürler bölmesi ümumiyyətlə maraqlı bir bölmədir düzdür. Trapezya da asan salınmışdı. Yox, asan deyildi. Bərabər yanlı trapezya kimi idi və burası 10, burası 26 idi. Bir de diagonal var idi. Ümumiyyətlə trapezya qorxulu figür deyil. Onun diagonalı ki girdi araya biraz o beyni qatışdırır. Diagonal çəkilmişdi yan tərəfə perpendikular. Ve iti bıçağın tangensi talep olunurdu.
Ve trapez ya da hündürlüğü indirme bizim hoşumuza gelen bir şey aslında. Yani diagonalı bir anlık unutun. Trapez ya da hündürlükler indirilir ve bilirsiniz ki orta hisse 10'da. Ve ümumi büyük oturacak 26 olduğuna göre 26'dan 10 çıkarı 16 ve 16'da bölürü 2'ye 8 düşür bu hisseciklere. Öyle mi? 8. Qeyd elədim. Ve iti bucağın tangensi bildiğimiz gibi karşı katetin diğer katete olan nispetidir. Siz her şeyi unutun ve bu düz bucaklı üç bucağa bakın. İti bucağın tangensi karşı katetin diğer katete nispetidir dedik. O ki kaldı. Karşı katet trapisyen hündürlüğüdür. Yani H8. H'ın 8 olan nispeti. Keşke ben bu hündürlüğü bilebilseydim. Onda sual tamam idi. İndi bak bunu ben aktarıram. Gelin bu üç bıçağı biraz tünleştirek. Niyet de bu hendisede menden size mesleğe hemşe biraz tünleştirin. Sanki hiss olunur. Bilirsiniz tünleştirende trapisyadan ayrılırsan. Ama bile fikriniz kalacak trapisyada. Siz bir anlık trapisyanı unutun. Ve Türkler demişken bu üç bıçağa tıklanın. Yani bu düz bıçağlı üç bıçağa dikkat edin. Düz bıçak tepesinden hündürlüğü indirilip. Hem de senin ne kadar zayıf bilseydi, H kvadrat beraber de emin düsturunu biz çok yaxşı bilirik. Çünkü en maraqlı düsturdu. Onu istifadə etmək lazımdır. Emin bilirsiniz hansıdır. O ki hündürlük gelir karşı tarafı iki hissəyə ayırır. Ha. Bak o hisselerde biri 8 üstü 10'du, yani 18. Biri ise diğer hissedi, yani 8. Ve o da 144'dir. Ve böylece hündürlük 12 alınır, öyle mi? 12 alınır. Demeli cevap 12 bölü 8'de. Ve o da 4'e ihtisar gelir, 3 bölü 2 kalır bu şekilde. 15. sualı da izah edeyim sizin için. Ben bilmiyorum orada 15. sual neye götürerdim, bakın. Aranjman var orada, o da sağda. Ama ben koy, logaritmik funksiyon grafikini izah edeyim. Bunun grafikini görüntüyle bulunur. Ümumiyyətlə bu topluda var. Ama ikide bir esası inandı. Rahat, yok, çetin değil. İnan topluda tip olarak. Demeli grafik kurmayı düzdür. Abiturient için çok da alışkanlık değil ama. Ümumiyyətlə funksiyalar bəhsində deyirlər ki, x'a 0 koyar, y'i tapar. Burada ise x'a 0 koymak mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü niye? Çünkü logaritma 6 ifade bildiğimiz gibi sıfır olabilmez ki. Onun yüzden bu y okunu kesmeyecek demeli. Biz x'e niye sıfır koyuyoruz ki? Baka göre o y okunu harada keser? X'e sıfır koymak mümkün değil demeli bu y okunu kesmeyecek. Bu bir. Diğer taraftan. İndi y'e sıfır koyar. Y'e niye sıfır koyuyoruz? X'i tapmak için. Baka göre x okunu harada keser? Ve y'e sıfır koyanda balaca bir logaritmik denlik alınır. Ve burada x 5'te 1 üzeri 0'dı. Yani 1'di. Demeli bizim grafik x okunu 1'de kesecek. Ve bu şekilde. Ve eğer dersi öğrenmişsinizse logaritmanın esası 0 1 arası olan da ona azalan funksiyon değiller. Azalan. Demeli bu grafik bu şekilde. Bak bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Demek y okunu kesmeyecek. X okunu bir de bak bu şekilde olacak. Azalandı çünkü. Bu azalanın grafiki de. Bu şekilde. Ben öyle çekilişim çok az müddet aldığına göre dayandırırım izahımı. Ve nöbeti çekilişte görüşerek.